Merhaba köfteler yine bir haftalık fırsat videosuyla karşınızdayım. Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Baştan söyleyelim Twitch'te yayınlarımız oluyor. Videoların azalma sebebini falan oralarda konuşarak söylüyoruz. Ee, tabii Tabi bir de rastgele racing'i de unutmadan söyleyelim. Çünkü orada da F1 yarış ligimiz var. Cuma akşam olacak yani yarın akşam başlıyor. İlk haftası kayıtlı falan bayağı böyle Discord'a gelmeniz lazım. Kayıt yaptırmanız lazım. Ciddi birlik. F1 2021'in de duyurulduğu bu videoda onu son kısımlarda biraz bahsedeceğiz. Tabi Codemasters'ın ilk defa çıkartacağı bir oyun olacak EA çatısı altında. Ve bu da tabi fiyatına direkt olarak yansımış. Ama bazı detaylar var. Onları da videonun sonunda anlatacağım. Ee, Tabi bugünün asıl mevzusu ne? Asıl mevzu Epic Games'in verdiği 3 adet oyun. 3'ünü tek haftada vermiş durumda gayet güzel arkadaşlar. Tabi GTA 5'te ve Red Dead Redemption'da da haftalık indirimler var. Amazon Prime Gaming'de fazla bir şey göremedim. Yani bu hafta özel bir şey göremedim açıkçası. Bir şey gözümden kaçtıysa siz söyleyebilirsiniz. Bu hafta GTA 5'te e, 3X Sumo klasik oyunu var. Aynı zamanda e, Biker Business yani motor kulübü işletmelerinde 2 kat kazanç var. Aynı zamanda da e, bu ay yabancıların böyle çiçeklerle ilgili böyle bir e, etkinliği olan kültürel bir mevzusu var. Ona da yönelik içerikler koymuş. Mesela e, şu anda... Kayo Perico'dan normalde kaçırdığınız altın yerine çiçekli bir şeyler getirirseniz daha fazla para veriyor olabilir yorumlara yazarsınız arkadaşlar deneyip Arsi ee, Bandito ve bunun yarışlarında iki kat ödül var ve indirimli şu anda uzaktan kumandalı aracı almak istiyorsanız alabilirsiniz yine e, bedava içerikler var bakın. E, bu temadaki e, paraşüt var, tişörtler var, bu kostüm var korkunçlu, yine e, tişörtler falan filan. Aynı zamanda da bunların dışında, e, Kayo Periko'yu anlatmış dediğim gibi, yine e, sadece girerek alabileceğiniz bu maske ve e, tişörtü de hediye ediyor. Bunlar için gitmeniz gerekiyor. Mesela paraşütü nereden alıyoruz? Silah dükkanından. Diğerlerini de işte Çeşitli mağazalardan alacaksınız Arkadaşlar Çark'tan alacağınız araç Albany VSTRA imiş Kullandığım bir araba değil Merak ettim Aynı zamanda indirimler Hoşuma gitti RC Bandito Şu an %40 indirimde Yine uzaktan kumandalı tankta indirimde Ama onun dışında Grotti Brioso'da şu an %30 indirimdeymiş. Bence dikkatimi çekenlerden biri Karin Kuruma. Bunun videosunu çekmemiş olabilirim. Buna bir video gelebilir bu hafta. Çünkü aslında e, bu yabancıların işte bireden batır derler. Bizde de peynir ekmek denebilir. E, gerçekten hani iş gören yeni başlayan araçlarından biri olmazsa olmaz diyebiliriz. Gerçi artık olmazsa olabiliyor. Insurgent'da da e, Mobile Operation Center'dan Modifiye edilebiliyor ama bunu alıyorsun kullanıyorsun öyle yok mobile operation bilmem ne gerekmiyor direkt alıp heistlerde kullanabiliyorsunuz büyük çoğunluğunda ee, özellikle player vs e, oyun npc'leri olduğu zaman yani pve durumlarda çok iş yapıyor polislere falan karşı bayağı dayanıklı ama e, roketlerde falan direkt tek yiyor. Insurgent o açıdan biraz daha dayanıklı yani bayağı iyi insurgent ben beğeniyorum. Yine F1 araçlarında e, ikisinde güzel %40'lık da indirim var. Ama benim dikkatimi çeken şey kuruma oldu. E, burada indirimler değişmiş sadece yoksa Kosatka'nın radarını veriyor o değişiklik yok. Aynı zamanda da 200k alıyorsunuz her hafta girdiğinizde aldığınız 200k'yı veriyor. E, burada e, indirimli olan araçlar. Güzel araçlar gözüküyor. Grotti GT500 %80. Comet Safari bu da Porsche'nin e, offroad off-road versiyonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da almayı düşünüyordum. Yüzde %80 indirimde Prime'ınız varsa haberiniz olsun. %70'de Zorruso demiş. Zorruso'yu hatırlamıyorum araba olarak ama süper araba olması lazım. Güzel bir indirim olabilir. Hemen reddede geçiyorum. Reddet'te çok fazla takılmayacağım. Genel olarak benim gördüğüm free modda kazanılan bonus paralardan bahsedilmiş bunları kazanabilirsiniz free modda bulduğunuz görevler npc görevleri ve free moddaki yani kapıştığınız etkinliklerde daha fazla ödül veriyor güzel bir seçenek olabilir ama onun dışında yani şöyle bir göz gezdirelim. Çok bir şey yok. Fast travel bedavaymış. Rahat rahat gezebilirmişiz. Ee... Oo, yalnız bakın arkadaşlar. Berberlerde güzel bir indirim gözüküyor. Hiç para istemiyorlarmış. Önümüzdeki 7 gün boyunca. 2 günü geçti. Bunun salı günü değişiyor. Hani bir berbere gitmek istiyorsanız. Kaçmayın. Baya güzel indirimler var galiba ama Rockstar'ın kendi de anlıyor muhtemelen. Yani çok tercih edilmiyor Red son zamanlarda. Yani bir orada bir atlama yaptı ama oyunun durumu çok iyi değil. Gelelim Epic Games'e. 3 adet bedava oyun arkadaşlar. Baya güzel. Aynı zamanda da gelecek haftada Alien Isolation oyunu da gelecekmiş. E, gelsin hoş gelsin Yine birkaç oyun birden veriyorlar galiba Çünkü aynı haftada iki oyun gözüküyor Hand of Fate diye de bir oyunu gelecek hafta verecekmiş Bu haftaki oyunları şöyle incelersek Bence Deponia oyunu e, kesinlikle almanız gereken oyunlardan biri Zaten bedava e, baya güzel bir hikaye var Üç oyun bir arada gördüğünüz gibi Chaos on Deponia, Goodbye Deponia diye Eee Böyle bir çöplük gezegenden kurtulmaya falan çalışıyorlar. Değişik eğlenceli bir hikaye ama ne yazık ki Türkçe altyazısı yok arkadaşlar. Belki e, Türkçe'yi ama bulabilirsiniz. Ama diğer oyunda biraz yüzünüz gülecek çünkü Türkçe altyazısı var ama bu oyun birazcık dram birazcık daha kasvetli. Hani şu içinde bulunduğumuz günlerde çok da tercih etmeyebilirsiniz İngiltere'deki bu. Sefalet zamanlarında falan geçen bir e, süreç e, o kahramanlarımızın hikayelerini anlatıyor. Kulağımı da sağır etti yani bir anda tak diye çıkınca. E, diğer oyunsa nedir? nedir? Bir adet tilkiyi yönlendirip geziyoruz, tozuyoruz. Bu tarz oyunlar biraz daha hani ne bileyim çocuklarla birlikte oynamalık gibi geliyor bana. Veya çok böyle huzurlu bir oyun oynayayım etrafı gezeyim diyorsanız tercih edilebilir. Ben çok çabuk sıkılıyorum ama görselleri güzel gözüküyor. Biraz kafa dinlemek istiyorsanız birkaç saat geçirilebilir gibi. Ben size şöyle bir oyun da göstereceğim. Bu hafta benim dikkatimi çekti. Henüz oynamadım ama... Ee, güzel bir oyun gibi detaylı bir oyun gibi yani uzay geminizle kapışıyorsunuz ee, e, ganimet topluyorsunuz bunlarla yeni silahlar craft ediyorsunuz falan filan ve öldüğünüz zaman da yeniden başlatmıyor uçak geminiz gitmiş oluyor o yüzden topladığınız parçalarla yeniden gemi yapıp yeniden devam ediyorsunuz böyle ilginç bir oyunmuş ama hani görsellerini inceledim Güzel gözüküyor ve e, Deluxe Edition olarak sadece 13 lira 72 kuruş olarak gözükmekte ilgimi çekti. Çünkü mesela e, bu tarz oyunlarda Elite Dangerous var ama e, mesela onda Combat falan birazcık e, zorlayıcı oluyor. Bir de tabii o multiplayer bir oyun bu single player bir oyun orada da e, karşılaştırmamak lazım ama daha hızlı e, uzayda geçen bir kapışma oyunu arıyordum ve fena değil gibi duruyor. Hani ucuz yollu Star Wars Squadronsu da denebilir çünkü benziyor yapısı. İlgimi çekti onu da söyleyeyim dedim. Şimdi F1 2021'e gelelim. Bizim de yarış ligimizden bahsedelim. Yarış ligimiz arkadaşlar F1 2020 oyununda olacak. Geçtiğimiz haftalarda baya indirime girmişti hatırlıyorsanız. Sizde de varsa gelebilirsiniz. Tabi düzgün sürmemiz gerekiyor. F1 2020'nin çoğu zaman yani ben tavsiye etmiştim. IEE satılacağını duyduktan sonra F1 2020'nin çok pahalı olacağını o yüzden hani alabiliyorsanız alın demiştim F1 2020'yi. Ve gördüğümüz üzere çok yüksek bir fiyattan gözüküyor ama tabi. Yayın e, üyelik sistemine ne zaman da, e, dahil olacağı da önemli çünkü eğer çok zaman geçmeden yani ilk ayda belki e, içinde olmaz ama bir ay sonra içinde olursa e, yıllık üyeliği gayet uygun yayın o şekilde temin edilebilir Bir de bunun fiyatı yabancılar için o kadar da değişmemiş sadece Türkiye'de masters 90 lira gibi. Yani şu anda 10 dolardan biraz hallice bir rakama satıyordu yeni çıkarttı oyunları. Öyle olduğu zaman e, tabi bizim için avantajlı oluyordu. EA bu şekilde fiyatlandırmıyor. Yani dolar fiyatı neyse ona yakın bir fiyattan çıkarttığından dolayı e, pek de yapacak bir şey olmuyor. Ama EA'ye geçmesinin hiç mi iyi yanı yok derseniz kesinlikle var arkadaşlar. Öncelikle... E, Codemasters bir tane overtake butonunu bile 2 senede getiriyordu. Bunlar free DLC olarak yeni pistleri bile getirecekler. F1 2020 hatırlarsanız pandemi sürecinde çok farklı pistlerde yarışlar yapıldı ve bunların hiçbirini getirmedi. Ama e, bu oyunda en azından EA'in kaynaklarıyla her şey yapılmış gibi. Yine bir hikaye modu eklenmiş ki benim ilgimi çekti hikaye modu. Ee, baya değişik şeyler mevcut ee, bu açıdan ilginç olabilir zaten EA biliyorsunuz e, FIFA oyunlarında da baya işi büyütmüştü ama tabi yani e, yumuşak lastik kartı işte ne bileyim böyle şeyler gelecekse e, oyun tabi oynanmayacak hale gelir ama en azından e, ekstra bir şeyler var diyebiliriz ha, bu paraya değer mi? bence değmez. Yani 2020'ye alın bir şekilde bizim de ligimize gelin. Ligler muhtemelen 2020 üstünden devam edecek arkadaşlar ama 2021'inde heyecanla bekliyorum yine de. Muhtemelen sadece beklemekle kalacağım bu fiyatlarda kalırsa ama EA PES veya Game Pass üzerinden de oynanabilir olacağını düşünürsek Hani ulaşmamız o kadar kötü olmayabilir. Sadece şöyle bir şey var. bu breaking point adını verdikleri hikaye moduna şu an için sadece ön sipariş verenler erişecek gibi gözüküyor. Yani e, Game ile buna ulaşamayacak olabiliriz. tabi çok yeni bu haber. yani daha videoyu çekmeden yarım saat önce falan e, gördüm bu sayfayı. Öyle olduğu için de biraz beklemekte fayda var. Sonuçta e, Temmuz'a kadar ön sipariş açık gözüküyor. O zamana kadar belki EA bir güzellik yapar hani en azından bir 250'ye falan çekse gene neyse denir ama hani şu an için fiyatı çok yüksek gibi gözüküyor. Bence EA pesle oynamak daha mantıklı olacak gibi. Siz de tabi yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Rastgele Racing kanalımı da takip edebilirsiniz. Orada daha çok yarışla ilgili içerikler gelmeye başlıyor. Bu hafta sonu zaten Formula 1'in yine bir yarışı var. O yarışın da arkasında analizi yine o kanalda atacağım. Haberiniz olsun. Rastgele Racing kanalını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.